Üstü sayılar özellikler 2. Sevgili gençler, 6. özelliğimiz A eşit değil 0 ve B eşit değil 0 olmak üzere A üzeri M çarpı B üzeri M eşittir A çarpı B üzeri M'dir. Yani buna bir örnekleme yapacak olursak 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 3 eşittir 2 çarpı 5 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Bu da nedir gençler? 10 üzeri 3. 7. özelliğimize gelelim. A büyük 0 olmak üzere A üzeri M üzeri N eşittir A üzeri N üzeri M. O da eşittir A üzeri M çarpı N'dir. 2 üzeri 3 üzeri 2 ile 2 üzeri 2 üzeri 3 aynı şey demektir. Çünkü bakın yapacak olursak 2 üzeri 3 çarpı 2 bu da 2 üzeri 2 çarpı 3'ten 2 üzeri 6 eşittir 2 üzeri 6 olacaktır. Dolayısıyla burada değişme özelliği kullanma şansına sahibiz. 7. özelliğe gelelim. 7. özelliği bitirdik. 8. özelliğe gelelim gençler. A eşit değil 0 ve B eşit değil 0 olmak üzere A bölü B üzeri M olursa A üzeri M çarpı B üzeri M olarak ayrıştırılabilir. Yani özelliğimizi şöyle bir örnekleyelim. 3 bölü 5 üzeri 2 ise bu. Bu aslında 3 üzeri 2 bölü 5 üzeri 2 anlamı ifade eder. Yani 9 bölü 25'tir yine sonuç aynı şekilde. Ya da 2 üzeri 2 bölü 3 üzeri eksi 2 dediğimiz zaman bu eksi 2 her iki tarafa da ait olduğu için 2 üzeri eksi 2 bölü 3 üzeri eksi 2 anlamı ifade eder. Bu 1 bölü 4'tür yukarısı. Aşağısı da 1 bölü 9 olacağı için ter çevirip çarptığımız zaman 1 bölü 4 çarpı 9 bölü 1 eşittir. 9 bölü 4 özelliğine sahibiz. Tabi bunu farklı yöntemle de yapılabilir. Yani 2 bölü 3'ün eksi ikinci kuvveti denildiği zaman bu aslında daha önce anlatmıştık 3 bölü 2'nin ikinci kuvveti anlamı ifade eder. Bu da 9 bölü 4'tür. Yine aynı şekilde sonuçlar aynı çıkar sevgili gençler. Peki 9. özelliğimize gelelim. A üzeri M eşittir. A üzeri N ise bakın dikkat edecek olursak tabanlar birbirine eşitse üstler de birbirine eşittir. Yani 9. özelliği de buraya bir örnekleyelim. 3 üzeri 4 eşittir. 3 üzeri A ise bu durumda gençler A'nın 4 olduğu kesindir. 10. özelliğe gelelim. A üzeri N eşittir B üzeri N ise A eşittir N'dir. Ne zaman bu geçerlidir gençler? Eğer N tek ise. Bunu unutmayın. Eğer N çift ise A eşittir artı eksi B'dir. Neden diye soracak olursak. Burada mutlak değer olarak geleceği için hem artı bir sayının hem de eksi bir sayının karesi birbirine eşit olur. Bunu örnekleyecek olursak mesela 2 üzeri n eşittir. X üzeri n ise burada n'e bakacaksınız. X eşittir 2'dir ne zaman? N tek bir sayıysa. Fakat x artı eksi 2'dir ne zaman? N çift sayı ise. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada eksi 1 bölü 128'i yazalım. Eksi 1 bölü 128. sayının 4. kuvveti üzerinde eksi 1 bölü 7 olarak yazabiliriz hatırlayın özelliklerden. Şimdi çift kuvvet olduğu için şu eksiden kurtulmuş olduk. Dolayısıyla bunu şu şekilde 1 bölü 128 üzeri 4 ile yazsak aynı mantık sonuç değişmez. Eksi 1 bölü 7. kuvveti yine eşittir diyorum gençler. 1 bölü 128'i şu şekilde yazabilirsiniz. 1 bölü 2 üzeri 7'dir bu. Üzeri 4 üzeri eksi 1 bölü 7. Renkli kalemi alıyorum şimdi. 2 üzeri 7 yukarıya 2 üzeri eksi 7 olarak geçecektir. Yani 2 üzeri eksi 7 üzeri 4 yine üzerinde eksi 1 bölü 7. kuvveti eşittir gençler. 2 üzeri eksi 28 üzeri eksi 1 bölü 7. Burada artık sonuca yaklaştık. 2 üzeri eksi 28 ile bu çarpım durumdadır. Eksi 28 çarpı eksi 1 bölü 7'den bu da 2 üzeri gençler bunlar cırt cırt sadeleşir. 4 buradan da 16 sonucuna ulaşırız. Olduğuna göre x kaçtır? 3x eksi 1 üzeri 21 eşittir x artı 7 üzeri 21. Birinci özelliğe dikkat edecek olursak gençler birinci soruya 21 tek sayı.
Özelliklerden hatırlayalım. Bu durumda 3x eksi 1 eşittir x artı 7'den. 3x eksi x eşittir 7 artı 1'den ise 2x eşittir 8, x eşittir 4 sonucuna ulaşırsınız. İkinci soruya bakalım. 5x artı 1 üzeri 15 eşittir 6 üzeri 30 diyor. O zaman 5x artı 1 üzeri 15'i aynı yazalım. Şurada 6'nın karesi üzeri 15 olarak düzenlersek eğer üstleri eşitlemiş oluruz. Bu durumda gençler ne olacak? 5x artı 1 üzeri 15 eşittir 36 üzeri 15 olacaktır. Bu durumda artık tek kuvvet olduğu için 15, 5x artı 1 eşittir 36 ise 5x eşittir 35. Burada da x eşittir 7 sonucuna ulaşırız. Üçüncü soruya gelelim. X eksi 3 üzeri 2020 eşittir 6 üzeri 2020 olduğuna göre diyor. Dikkat edecek olursak 2020 burada nedir gençler? Çift sayı. Çift sayı. Özelliklerden hatırlarsanız o zaman x eksi 3 eşittir 6 olacak. Birleşim x eksi 3 eşittir eksi 6 olacak. Yani burada x eşittir 9. Birleşim burada x eşittir eksi 3 olacağı için burada 2 tane x değeri bulabiliyoruz. Eksi 3'e 9 gençler. Olduğuna göre 2 üzeri x artı 1 kaçtır? Sevgili gençler dikkat edecek olursak verilen ifadede 3 üzeri x'leri ortak paranteze alabiliriz. Yani 3 üzeri x ortak parantezinde 2 artı 2 eksi şunu silelim. Eksi 3 üzeri 1 artı 3 üzeri eksi 1 eşittir eksi 6 olacaktır. Yine devam edelim. 3 üzeri x çarpı 2 eksi 3 artı 1 bölü 3 olacaktır burası. Eşittir eksi 6. 3 üzeri x çarpı eksi 1 artı 1 bölü 3 eşittir eksi 6 olacaktır. İse 3 üzeri x çarpı eksi 2 bölü 3 eşittir eksi 6 sonucuna ulaşacağız. Burada ne yapılabilir? Burada eksi 2 bölü 3'ü bunun altına bölü olarak atarsak 3 üzeri x eşittir eksi 6 çarpı eksi 3 bölü 2 olacaktır ters çevirip çarpılacağı için. Yani 3 üzeri x eşittir 3 kere 6 18 bölü 2'den 9 çıkacaktır. Burada x eşittir 2'dir. Fakat bize bunu sormuyor soru. Diyor ki 2 üzeri x artı 1 kaçtır diyor. O zaman 2 üzeri x artı 1 de renkli kaleme yazalım. 2 üzeri x artı 1 eşittir 2 üzeri 2 artı 1'den. Bu da 2 üzeri 3 eşittir 8'dir sevgili gençler. Olduğuna göre x kaçtır? Burada 5 üzeri x'lerin ortak olduğunu görüyoruz. O zaman 5 üzeri x parantezini alalım. 5 üzeri x parantezinde 1 eksi 5 üzeri eksi 1 bölü. Alt tarafta da 5 üzeri x'ler ortak. 5 üzeri x parantezinde yine 1 artı 5. Eşitmiş 2 bölü 15 üzerinde 2 eksi x. Buraya hiç dokunmayalım. Sol tarafı benzetelim buraya. 5 üzeri x'ler ortak yani çarpma olduğu için cırt cırt sadeleşir. Ne kaldı yukarıda o zaman? Yazalım onları. 1 eksi 1 bölü 5 bölü 6. Eşittir yine sağ taraf 2 bölü 15 üzerinde 2 eksi x. Şimdi 1 bölü 1 eksi 1 bölü 5'in 4 bölü 5 olduğunu görüyorum. Bölü 6 eşittir 2 bölü 15 üzeri 2 eksi x ise diyelim burada. Bunu renkli kalemle yapalım. 4 bölü 5 bölü 6'yı birinciyi aynen yazdım. İkinciyi ters çevirip çarptım. Yani 1 bölü 6 olarak. Bu da ne olacak? Yine sağ taraf 2 bölü 15 üzerinde 2 eksi x. Gençler burada 4 ile 6 sadeleşir. 2'ye bölü 2, 2'ye bölü 3. İse 2 bölü 15 eşittir 2 bölü 15 üzerinde 2 eksi x. Ne demiştik özelliklerde hatırlarsanız? Tabanlar eşitse üstler de eşit olmak zorunda. Şu boşluğu değerlendirelim o zaman burada. 1 eşittir 2 eksi x'ten burada x eşittir 1 sonucuna ulaşırız.